Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Kova burçları, yükselen Kova ve Ay burcu Kova olanlar. 13-20 Ekim haftası kahve falınızda neler var ya da bu hafta kahve falınıza göre neler yaşayacaksınız gibi düşünebilirsiniz. Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum tabii ki. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu geçirin arkadaşlar. Dışarıya hemen bakıyorum. A harfi olan bir kişi. İş yerinden özellikle mi diye bakalım hemen bir. Yani A harfini gördük. Şimdi onu bağlayacağım arkadaşlar. Hanenizde A harfinde olan, isminin içerisinde A harfi olan bir kişiyle yaşayacağınız hafta sonu bir durum var. Verilmesi gereken bir konu. Ailenizdeki bir kişi sizden destek bekleyecek görselleri var. Şimdi falınız şu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntılar aslında gördüğünüz gibi karartılı yerler ve bunlar biraz hane, biraz da parasal konularla alakalı diyebilirim. Dikkat ederseniz şurada ortada bir bu tarafa bir bu tarafa kollarını açmış bir kişi var. Bu aslında tam orta aks dediğimiz iş, para ve hane ilişkiler konusunda iki elimin de sıkıntılı görsellerini ifade ediyor. Burada baktığınız daha çok ilişkiler hanedeki kişilerle alakalı sıkıntılı bir durum gösterirken diğer taraftan da iş ve para konularını yüksek bir seviyeye çözülmesi gereken konuları hızlıca çözme isteğini gösteriyor. Şimdi tabii ki bu genelde. Hani birçok kova diyebilirim ki elim kolum dolu. Aileye mi bakayım, işe mi bakayım gibi bir düşünce de olabilir ifade etti bize. Şimdi aileden başlayacağım. Ailede aslında pazartesi günü kafanıza takılmış ve sanki elinizde böyle bir telefon ya da bir şey var. Ona bakar görsellerinde çıkıyorsunuz. Fatura değil, elinizde tuttuğunuz bir şey. Ve burada kafanızın üstünde ikilemden çok üçlemler, dörtlemler var. Yani bu aslında bu hafta hanenizde çözülmesi gereken bir konu. Ama bu konuda kararsızlığı bırakın. Birçok kişinin fikrini de aldığınız bir konu önünüze düşecek. Son aşamada görsellerinde çıkmış. Burada bu konuyu çözersiniz, noktalarsınız, temize çıkarsınız ifade ediyor. Ayaklarınız çamurda, aslında farklı konularda olabilir ama ana konu bu olacak bu hafta. Ve pazartesi hanenizde çözmek istediğiniz bir iş de olabilir, ilişkinizde çözmek istediğiniz, beklenti içinde olduğunuz bir konu olabilir. Bunları çok kısa sürede çözeceksiniz ifade eden görseller var. Şimdi elinizi uzattığınız yere baktığım zaman bir çocuk görseli var aslında burada. Yani el uzanan yerde iki kişi, bir tanesi biraz dışında, tam ortada bir çocuk. Ya da bu birlikteliklerde bir kişinin araya girdiği bir mevzuyu, bir konuyu ifade eder. Sevgilinizle karşınızdaki kişiye daha yakın olduğu için. Onun ailesinden ya da arkadaş çevresinden olabilir. Birlikteliklerde çocuğunuzla alakalı evli olanlar için bir konu olabilir. Burada eşlerin karşılıklı geldiği bir konuda anlaşmaya çalıştı ama sizin uzak kaldığınız ya da çok da işin içine girmek istemediğiniz bir mevzu. Çocuk ya da kişi karşınızdaki kişiye daha yakın olduğu için sanki onlar konuşuyorlar, siz destek vermeye çalışıyorsunuz gibi bir görsel var. Fakat burada bu kişilerin konuşmasından ya da yapılan çabadan çok bir karşılık gelmez. Burada siz o kişilere bir yol sunacaksınız. Pazartesi, Salı ve Çarşamba. Ve bu sunmuş olduğunuz yol ne kadar doğru olsa da karşınızdaki kişiler bunu kabul etmiyormuş, diretiyormuş gibi görünüyorlar. İşte çocuğunuzla alakalı bir konuda aslında belki de siz bir fikir sundunuz ama eşiniz kabul etmiyor gibi düşünün. Ve bu konu ve mevzu neyse Pazartesi, Salı ve Çarşamba önünüzde görünüyor. Bu kişilerle aslında pazartesi çok işin içine girmeyin, bir karar verin derken Salı bu işin içinde kendinizi bulabilirsiniz. Ön ayak olmanız gereken konularda destek istemeyen ama desteğe ihtiyacı olan insanlar var. Burada konuşmalarda ufak tefek tartışmalar olabilir ama çocuk görseli için şunu söyleyebilirim. Çocukla alakalı hayırlı bir karar verilecek. O da biraz sıkıntılı görünüyor. Hayırlı bir gelişme, yardım, destekle bu konular aslında Perşembe'ye temizlenmiş görsellerinde çıkıyor. Şimdi Perşembe'den itibaren hanede ya da ilişkilerde iletişimin yoğun olduğu bir görsel var. Burada çok fazla insanla konuşacaksınız. Sadece ilişki değil, ilişkinin haricinde arkadaş, akraba diyebileceğiniz alanlarda bir yoğunluk var. Çaydanlık görselleri, oturup muhabbet sohbet edeceğiniz ama burası rahat olduğunuz bir alanda aynı zamanda. Eğer haber bekliyorsanız haneye ki kapı açılmış haber görselleri var, güzel bir haber gelir. Perşembe en geç cuma olarak görünüyor. Konuşmalar, görüşmeler, hani böyle rahat keyifli bir alan.
Cumartesi günü gene bir action durum söz konusu olabilir. Burada çünkü siz sanki böyle anne babayı aldık deyin, işte eşimi, çoluğumu, çocuğumu aldım deyin, bir yerde bir yol başında görsellerinde çıkıyorsunuz. Bir davet olabilir, bir davete iştirak etme gibi bir durum olabilir. Burada elinizde bir meşale, aslında aydınlık bir alana, keyif alacağınız, hoş sohbet bir alana geçtiğiniz görünüyor. Bu aynı zamanda ilişkilerde sizin çözmek istediğiniz bazı konuları karşılıklı konuşarak çözeceğinizi de ifade eder arkadaşlar. Ve pazar günü aslında aşk beklentisi içinde olanlar için güzel bir gün. Genel olarak aile hayatı ya da işte arkadaş hayatı deyin, ne derseniz deyin, temiz ve keyifli bir gün. Pazar günü özellikle en keyifli gün diyebilirim falınıza göre. Şöyle bir kere daha bir bakalım neler var. Bakın, dikkat ederseniz şurada da basamak basamak bir sıkıntının çözüldüğü görselleri var. Yani aslında burada nokta belli, konu belli, tak 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 çözülecek, uçacak, gideceği de ifade eder bize. Burada da A harfi çıkmış. Ailede bu A harfi kimse başınızı böyle yoracak bazı konular, mevzular olabilir. Aa, iş konularını bırakıyordum arkadaşlar. İş, para, maddi kaynaklar, atlıyordum hemen. Çünkü aslında burada da şey var. Atlamamın da bir sebebi var mı acaba diye düşündüm. Kapalı alan konuşmalar var arkadaşlar. Pazartesiden itibaren daha çok çalışan diyebilirim. Burada konuşmalarda fikir ayrılıkları. Aynı fikirde olmadığınız kişilerle ufak tefek tartışmalar yaşayabilirsiniz. Burada sanki bir konu var. Bakın dikkat edin, burada gene şu kalemimi alayım. Şimdi şurada bir konu var. Çarşamba çözülmesi gereken parasal bir konu. Burada bakın adım adım gene aynı şekilde o konuya gidiyorsunuz. Bu konunun hemen üstünde bir M harfi, Manisa'nın M'si var. Bu kim? Bu iş yerinden sıkıntılı birisi arkadaşlar ve bu sıkıntılı kişi kim ise önünüze engeller çıkartmaya çalışacak. Çok güzel bir haber alıyorsunuz ve bu haberi bu kişiye sunuyorsunuz ama kafası dolu bu kişinin. Hani böyle şey gibi, ben şu konuyu pazartesi, salı, çarşamba çözdüm. Bakın işte evrağı da budur. Karşıdaki kişi diyor ki bir dakika bekle. Alacağım var, şu alacağımı almam lazım. Al işte evrağı, bekle. Hani burada bu kişi kim ise bu hafta alengirli birisi. Hem sağa hem sola bakıp hayır diyebilecek ya da dur bir dakika bekleyelim diyebilecek birisi. İşte bu kişiyle aslında çarşambadan sonra müthiş tartışmaya açık bir alanınız var. Bu aynı zamanda çarşambadan sonra parasal konularla alakalı vereceğiniz bir mücadele olabileceğini de gösteriyor. Hafta sonuna kadar aslında kafayı taktığınız bu kişi kim ise bununla alakalı düşünceler kafanızın üzerinde gezer gezer durur. Bu kişi keyfe keder cevaplar veren birisiymiş gibi de durduğu için, hani bu kişiyle yapacağınız bir anlaşma, sözleşme durumu söz konusu olmaz. Bu kişi olduğu yerde konuları tıkayan, genel olarak önü açmaktansa tıkalı kalsın huysuzluğunda bir kişi olarak görünüyor. Bu konuda bu özellikle çalışanlar için iş yerinde bu kişiyle çarşambadan sonra uğraşırsınız diyebilirim arkadaşlar. Çalışmayanlar için hanelerindeki para olarak değerlendirecek olursak bir noktaya, yani bir borcun ödenmesine doğru gideceksiniz. Çarşamba günü yardım ve destek alarak bu konuyu çözersiniz. Küçük bir para da olabilir tabii ki. Güzel bir haber gelecek çünkü. Ama çarşambadan sonra parasal konularla alakalı, mesela cuma günü ödemem var. Orada sıkışıklık yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yani perşembe cumaya kalan ödeme, alma, verme gibi konular biraz sıkıntı yaratabilir, görselleri var. Oraya akmaması gerekir. Akarsa orada tıkalı kalır diyebiliriz. Bakalım buradan neler çıkacak. Bazen şöyle şu kalemle şunun hepsini bir indiresim geliyor. Hadi in aşağıya falan der gibi şu sıkıntılar gitsin. Burada da onu hissettim şu an. Hani bir gitse bitse bir an önce gibi böyle bir hissiyata girdim. Şimdi burada neler var? Kafa karışıklığı var bir kere, birincisi. İki kişiyi ya da iki para konusunu tutmuşsunuz, çözmeye çalışıyorsunuz. Ama dikkat ederseniz bakın burada da aynı görsel var. Bir kişi bu konuyu tıkıyor arkadaşlar. Bu kişi kim ise tıkayıcı bir kişi, parasal konularda nokta koymak istediğiniz, bitirmek istediğiniz konularda önünüze engel çıkartır. Eksiklik görür, eksiklik yaratır gibi düşünün yani. Bu çözülemeyecek bir konu, bir mevzu önünüze düşecek demek açıkçası. Topluluk içerisinde, İş yeri olarak ya da parasal olarak, bulunduğunuz çevre olarak parasal konularda biraz böyle olayların karıştığı, kimsenin net bir şey söylemediği bir haftada aslında diyebiliriz. Önünüzün açık olduğu bir alan değil. Yani bu hafta aslında şunu çözmem lazım dersiniz. Çarşambadan sonraya bıraktığınız birçok konu sisli puslu kalır diyebilirim. Öngörü olarak bunu değerlendirebilirsiniz. Bakın burada da M harfi var.
A ve M harfleri olan kişiler bu hafta hayatınızda daha çok yer kaplayacak. Kafa kocaman olmuş ve ilişkilerle alakalı aslında yükler de anlamına geliyor. Bu ilişki ya da hane ile alakalı konularda kafanıza taktığınız mevzular var ama bunlarla ilgili hiçbir gelişme yok. Kafanıza takılmış ağırlığı bu hafta üzerinizde kalacak olarak görünüyor. Bulunduğunuz yerde çevrenizde ufak tefek karışıklıklar olsa da çok müdahil olmayacağınız, hep elinizde bir telefon, telefondan haber mi bekliyorsunuz, bir şey mi bekliyorsunuz? Yani telefona daha çok bakarken ya da tablete ya da gazeteye daha çok bakarken görünüyorsunuz. Buradan başka söyleyebileceğim ekstrem bir durum var mı diye bakıyorum. Yok, evet bu kadar diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bu hafta nasıl geçecek? Bu haftanın zorlu yerleri var. Mücadele edeceğiniz alanları var. Sarkmış bu haftaya kalmış konular pazartesi salı çözülebilir. Ama sonrasında kalan konularda biraz sıkıntı yaşayıp önümüzdeki haftalara atılabilir görselleri var falımıza göre. Falınız bu hafta böyle arkadaşlar. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlıklı, saatli, keyifli, güzel bir hafta geçirin. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.